İğneme 6 tane boncuk, 1 tane inci alarak başlıyorum. İpimin arkasına doğru ilerletiyorum ve arkada mesafe bırakıyorum. Daha sonra ilk birinci boncuğumdan geçiyorum. Beş tane boncuk, bir tane inci alıyorum ve son çıkmış olduğum boncuktan tekrar tersten girerek çaprazlıyorum. İşim şu durumda, iki tane incimi yan yana getirmiş oldum. Son taktığım boncuklardan yukarıya doğru ilerliyorum. Şu başlangıç ipimi şimdi boncuklarımın içinden bu tarafa doğru alacağım ki işime karışmasın diye. Evet, ipimi boncuklarımın içinden geçerek aşağı tarafa aldım başlangıç ipimi. İncimin içinden geçiyorum ve tam ortadan çıkıyorum. İğneme 6 tane boncuk alıyorum. Birincisi altın rengi, ikincisi krem, dört tanesi altın rengi ve son takmış olduğum inciyi çaprazlıyorum. Şu şekilde boncuklarımın üzerine oturttum. Altın rengi boncuğumdan da yukarıya çıkıyorum. Bir tane krem rengi, dört tane altın rengi boncuk aldım. Bu kez sol taraftaki incimi çaprazlıyorum. Bu boncuklarımı da diğer incimin üzerine oturttum. Ortadaki altın rengi boncuğum ve üstündeki krem rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Sol taraftaki iki tane altın rengi boncuğumdan geçiyorum. İki tane altın rengi boncuk, bir tane inci, bir tane altın rengi boncuk ve krem rengi boncuk alıyorum ve bu iki tane altın rengi boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde boncuklarımın üzerine oturttum. Buradaki iki tane altın rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. İncimin içinden karşıya geçiyorum. Altın rengi boncuğumdan geçiyorum.
ve bir tane krem rengi boncuk alıyorum. Karşı taraftaki iki tane altın rengi boncuğumdan geçiyorum. Burada gördüğünüz gibi orta kısımda krem rengi boncuklarımı 4'e tamamlamış oldum. 2 tane altın rengi boncuk, 1 tane ince alıyorum ve şöyle 4 tane boncuğu çaprazlayacağım. Altın rengi boncuk, krem rengi boncuk ve 2 tane altın rengi boncuğu çaprazlıyorum. 4 tane boncuk çaprazlamış oldum. Şu şekilde geçiyorum. İki boncuk ilerliyorum ve incimin içinden orta kısma geliyorum. Bir altın rengi boncuk, bir krem boncuk, 4 tane altın rengi boncuk alıyorum ve sağdaki boncuğumu çaprazlıyorum. Ve altın rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Bir krem rengi boncuk, 4 tane altın rengi boncuk alıyorum. Bu kez sol taraftaki boncuğumu çaprazlıyorum. Ortadaki altın rengi boncuğum ve üzerindeki krem rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve soldaki iki tane altın rengi boncuğuma ilerliyorum. İki tane altın rengi boncuk, bir tane inci, bir tane altın rengi boncuk ve krem rengi boncuk alıyorum. Ve iki tane boncuğumu tersten girerek çaprazlıyorum. İnci ve boncuklarımı şu şekilde oturttum. İki tane altın rengi boncuğumu ilerliyorum. İncimin içinden geçiyorum. Ve altın rengi boncuğumdan da aşağı iniyorum. Bir tane krem rengi boncuk alıyorum. Ve karşıdaki iki tane boncuğumdan geçiyorum. Tekrar bu ortadaki krem rengi boncuklarımızı 4'e tamamlamış olduk. 2 tane altın rengi boncuk, 1 tane inci aldım ve buradan 1, 2, 3, 4 tane boncuğu çaprazlıyorum. Altın rengi, krem rengi ve 2 tane altın rengi boncuğumu şu şekilde çaprazladım. Şöyle oturttum. Sağdaki iki tane altın rengi boncuktan yukarıya çıkıyorum. İncimin içinden iç kısma geçiyorum. Son bir kez daha göstermek istiyorum. Bir tane altın rengi boncuk, bir krem boncuk, 4 tane altın rengi boncuk alıyorum. Ve son çıkmış olduğum incimi çaprazlıyorum. Ve altın rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Bir tane krem rengi boncuk, 4 tane altın rengi boncuk alıyorum. Bu kez sol taraftaki incimi çaprazlıyorum. Şu şekilde oturttum. Buradan 2 boncuk ilerliyorum. Altın rengi ve krem rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 2 tane altın rengi boncuk sola ilerliyorum. 2 tane altın rengi boncuk, 1 inci, 1 altın rengi boncuk ve 1 krem rengi boncuk alıyorum. Ve son çıkmış olduğum 2 altın boncuğu çaprazlıyorum. Soldaki 2 tane altın rengi boncuktan ilerliyorum. İncimin içinden karşıya geçiyorum.
Altın rengi boncuğumdan aşağı iniyorum. Buraya bir tane krem rengi boncuk alıyorum ve direkt iki tane altın rengi boncuk karşıya geçiyorum. Burada krem rengi boncuklarımı dörde tamamlamış oldum. İki tane altın rengi boncuk, bir tane inci aldım. Burada dört tane boncuk çaprazlıyorum. Altın rengi, krem rengi ve iki tane altın rengi boncuğumu çaprazladım. Buraya oturttum. İki tane altın rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. Ve buradan da incimin içine geçiyorum orta kısma. Ve burası benim tekrar başlangıç kısmım oluyor arkadaşlar. İşimiz bu şekilde bilek ölçü boyuna kadar devam edecek. Bilek ölçü boyuna geldiğimizde işimizin diğer kısmına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben bilek ölçü boyuma kadar ördüm ve geldim. Gördüğünüz gibi modelimiz gayet güzel bir şekilde ortaya çıktı. Son kısmında inciden içeriye geçmiyorum arkadaşlar. Burada aynı başlangıç taraf gibi incilerin üzerine boncuklarla kapatmamız gerekiyor. 6 tane altın rengi boncuk aldım ve incimin ortasındaki altın rengi boncuktan geçiyorum. Ve boncuklarımın içinden bu tarafa geleceğim. Bu kez 5 tane altın rengi boncuk alıyorum ve yine tam ortadaki boncuğumdan geçiyorum. Şu şekilde boncuklarımın üzerini kapatmış oldum. Tekrar boncuklarımın içinden şu noktaya kadar geliyorum. Şöyle yan çeviriyorum. Ve tam incilerin üst kısmına gelecek yere bir tane krem rengi boncuk takıyorum. Daha sonra 4 boncuk ilerleyeceğim. 2 boncuğumu ilerledim. Bir 2 boncuk daha ilerliyorum. Ve diğer incimin üzerine geldim. Buraya bir tane krem rengi boncuk takıyorum. Ve daha sonra yine 4 boncuk ilerliyorum. Bir krem rengi boncuk aldım. Tam incilerin üstüne gelecek noktalar arkadaşlar. Zaten kendini belli ediyor oralar. Şöyle 4 tane boncuk ilerliyorum daha sonra. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Bir tane daha krem rengi boncuk aldım. Araya taktım. Ve 4 tane boncuk ilerliyor. Arkadaşlar, işimizin iki tarafı da böyle ilerleyecek. Bu aralara hem bu sıraya hem bu sıraya aynı şekilde dolanıp boncuklarımızı birer birer yerleştiriyoruz. Ve bu kısma geldiğinde boncuktan halkamızı oluşturacağız. Tabii ki diğer kısma geldiğimizde de boncuktan halkamızı oluşturuyoruz. Şimdi ben turumu atıp geleceğim ve buraya boncuktan halkamızı nasıl yaptığımızı göstereceğim. Evet, ben aradaki ilave etmem gereken boncukları ilave ettim ve geldim. Modelimizin son görünüşü şu şekilde. Alt kısma boncuktan halkamı oluşturdum. Şimdi üst kısma boncuktan halkamızı oluşturacağız. Ama ondan önce söylemem gereken bir şey var. Bu aradaki boncukları ilave ederken ipinizi çok çekmeyin. Burada biraz dikkatli gidelim. Çok çekerseniz kasma yapar.
Gevşek bırakırsanız da marullanır. Normal gevşeklikte. Gerçi model kendini belli ediyor. Çok kasıldığı zaman şöyle iki ucundan çektiğinizde boncuklar rahatlıkla esneme yapıyor. Bir de şu son iki kısma araya boncuk takmıyoruz arkadaşlar. Bakın başlangıç kısmına ve bitiş kısmına boncuk takmıyoruz. Hemen ondan sonrakinden başladım. Bunların etrafına boncuk dolaştığımız için aralarında boşluk yok. O yüzden şimdi tam ortaya doğru geliyorum. Tam şu boncuğuma geliyorum arkadaşlar. Burada çünkü bir dörtlü çiçek oluşturacağız. Bir tane altın rengi boncuk alıyorum ve hemen önündeki boncuktan ve altındaki boncuktan iniyorum. Ve buraya şöyle dörtlü bir çiçek oluşturmuş oldum. Bu boncuğumdan çıkıyorum. Ve buna 5 tane boncuk çaprazlayacağım. 5 tane altın rengi boncuk alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. Ve boncuktan halkamı oluşturmuş oldum. Aynı şekilde alt kısma da aynısını yaptım. Gördüğünüz gibi şurada bir dörtlü çiçek oluşmuş oldu. Onun hemen üstüne 5 tane boncuk taktım. Şimdi ben boncuklarımın içinden geçeceğim. İpimi düğümleyeceğim. Daha sonra birlikte kapamalarını takacağız. Evet arkadaşlar, işimi tamamladım. Şimdi birlikte kapamalarını takalım. Evet. İşimizi tamamladık. Evet arkadaşlar. Bugünkü işimizi de tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.